Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 2. bölüm 3. testindeyiz. Yani dik üçgenin pekiştiriyorum testlerindeyiz arkadaşlar. Çözümlere başlayalım. 2, 4, 2 kök 17 ve 2 kök 6 verilmiş. Bizden X isteniyor arkadaşlar. Bir de ekstradan DA ile CB birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar DA ile CB'nin paralelliğini kullanacağız. Verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. Nasıl kullanırız? Z'den dolayı. Burası 90 derece yapıyor mu? Yapıyor. E sonra 2 4 ise burası 2 kök 5'tir. Pisagor bağıntısından. Sonra şuradaki Pisagor bağıntısında böyle kısa yoldan yapalım yine. Hocam burası 2'nin kök 17 katı. Burası 2'nin kök 6 katı. Burası da 2'nin kare içerisinde bu hipotenüs olduğundan dolayı karesi eksi karesi olmak zorunda. Yani 17 eksi 6 olacak. 2 kök 11 diye buluruz arkadaşlar burayı. Şimdi ne yapacağız? Burada Pisagor. Hocam 2 kök 5 ve 2 kök 11. Hmm. X de neye eşit olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde kök 5 ve kök 11. Bakın 2'nin kök 5 katı 2'nin kök 11 katı. Kök 5'in karesi 5 artı kök 11'in karesi de 11. 2 kök 16 olur arkadaşlar burası. Kök 16'da da dışarıya 4 diye çıktığından 2 çarpı 4'ten cevabın kaç yaptı? 8 yaptı. Evet birinci soru böylelikle Balıkesir oğlu. oldu. Geldik ikinci soruya. Pisagor bağıntılarından çıkacağı aşikar. Hocam Kafadan yapabiliriz bazı şeyleri. 33 artı 4, 33 artı 4, 37 yani kök 37 yapacak. 37 artı 4, 41 yani kök 41 alacak. 41 artı 4 de kök 45 mi yapacak arkadaşlar burası? Kök 45 yapacaktır. E o zaman kök 45 ise bu da nedir arkadaşlar? 9 çarpı 5 olduğundan 9'lu iştir ya 3 diye çıkacaktır. Yani cevabımız böylelikle 3 kök 5 yapar arkadaşlar. İkinci sorun cevap böylelikle Denizli oldu geldik üççe hocam baktığımız zaman muhteşem üçlü var burada e o zaman açımız kaç derecedir direkt? 90 derecedir AD'yi 6 vermiş DC'yi 8 vermiş bizden dex isteniyor dex hocam Burası x'ken Burası da x Burası da x toplamda Burası kaç oldu 2x oldu e olay bitti hocam H kare PK'den burayı bulup Pisagordan x'i bulabiliriz Aslında ama gerek yok direkt 2 2 X'e ait ök bağıntısı yapmak daha mantıklı diyeyim burada yani 2x'in karesi eşittir. Nedir? 8 çarpı tamamı. 8 çarpı 14. Hocam 4x kare eşittir. 8 çarpı 14 kalsın. 2'ye bölsen 2. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 4. Bir daha 2'ye bölsen. Bir daha 2'ye bölsen 2. 2 çarpı 14'ten 28 yaptı x kare. x de buradan kök 28. Yani bu da 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabı senin 2 kök 7 yapar böylelikle. Üçüncü soru. Böylelikle akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Oranlamalar verilmiş. Hemen oranlamaları yazalım. BD uzunluğu K iken DC uzunluğu 3K. K iken 3 k yazdın. Hocam ne var burada? E, Dikten dik çizilmiş öklit bantısı. Bu 8'in karesi bu çarpı tamamı. 8'in karesi K çarpı 4K. E, 64 ile 4 sadeleşince 16. K kare eşitse K buradan kaç geldi? 4 geldi. Evet K 4. K 4 arkadaşlar işimiz kolaylaştı. Burası 4 ise burası da 12 mi yaptı? Direkt x kare 4 çarpı 12'den öklük bağlantısından sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da direkt burada pisagor yok mu? Var. Hatta kolay bir pisagor. 90'ın karşısı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür arkadaşlar? 30. Direkt 30 60'ı yapıştırabiliriz. 30'dan 60'a geçişte direkt ne yapıyor arkadaşlar? 4 köküç yapıyor. Yani biz böylelikle x'i kaç bulduk? 4 köküç bulduk. 4. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 5'e. ABC dik üçgeninde evet A açısı 90 derece. Hemen A açısı 90 derece olan bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Hemen çiziyoruz. Hop şöyle BAC çizdik mi? Çizdik. A açısı 90 derece. Hemen 90'ı da yapıştıralım şuraya. Sonra AC kenar üzerinde AD ile DC AC üzerinde AD ile DC birbirine eşit olacak şekilde bir D noktası seçiliyor. BC kenar üzerinde de K'ya 3K olacak şekilde bir E noktası seç EC 3K olacak. EC K olacak. Burası kaç K olacak? BE 3K olacak şekilde E noktası seçip D işaretlenir. Pardon E noktası işaretlenir. Sonra DE doğru parçası çizilir. DE uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte bizden bu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar burada bir eşitlik var. Eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. iki ihtimalim var. Ya sola çizeceksin ya aşağıya çizeceksin. Aşağısı daha mantıklı. Üçgen oluşması bizim daha çok hoşumuza gider. E hocam bu orta taban çizgisi ise paralel. 1'e 2 oran var. Paralelse yöndeşlikten 90 derece yaptı. Orta taban çizgisi olduğundan tamamı bunun 4K. 4K'yı 2K'ya 2K şeklinde paylaşacak. Yani burası da kaç yapar o zaman? K yapar. E hocam 90 derece burası eşit eşitse burası da eşit olmak zorunda değil mi? Niye? Çünkü şu şu eşitse hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam burayı K bulduk. Şimdi buradaki üçgende ne çıktı arkadaşım? Şuradaki üçgene bakacak olursanız 90'dan bir kenar ortay çizilmiş oldu. Yani şu parça şu parça eşitse burası da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani burası da K oldu. Bu arada BC'yi de 24 demiş. BC uzunluğu 3K artı K'dan 4K değil midir arkadaşlar? 4K 24 ise K'yı kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden zaten K uzunluğu isteniyor arkadaşlar. DE uzunluğu bakacak olursanız. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? 6 çıktı. 5. soru akçay oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. Öklit bantları var mı? Var. Benzerlik de var gibi gibi. Senin bana gönlün var gibi gibi diyoruz ve arkadaşlar benzerliğe girmek istemiyorum aslında ama yapacak bir şey var mı burada? Yapacak bir şey yok maalesef. Var mı? Hocam h kare eşittir p çarpı k desek. Sonra 9'un karesi de e, tabi benzerliğe gireceğiz arkadaşlar. Mecbur başka da yolu yok. Çünkü niye? Sayılara baktığımız zaman yönlendiriyor zaten. Hocam bunlar her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan paralel. 3'e 9 oran var burada değil mi? 3'e 9 oran olduğundan dolayı Hocam burada bir temel orantı vardır. 3 bölü 9 eşittir bunun oranı. 3 bölü 9 nedir arkadaşlar? a e bölü a eşittir. Bu da K bölü 3K mıdır arkadaşlar? Evet. K bölü 3K olduğundan buraya ne kaldı? 2K kaldı. Peki artık ben K'yı M'yı bulabilir miyim arkadaşlar? Bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şöyle ki. Hocam dikten dik çizilmiş öklüt bağıntısı var mı? Var. 9'un karesi. Bakın şurada öklüte uyguluyorum öncelikle. Şu üçgende öklüt uyguluyorum arkadaşlar. Tamam. Bu arada başka yerde öklüt uygulanabilir mi? Şuradaki üçgende de uygulanabilir. Tabii ki. Bence buradaki üçgende uygulayalım. Hocam ben burada şuraya yoğunlaştım ama göstermesi kolay olsun diye. Burada 1 bölü 3 oran var. Aslında burada da 1 bölü 3 yazabilirdik. Ya da hocam 1'e 2 oran var burada. 1'e 2 oran. Yani burası A ise burası 2A diyebiliriz. Şimdi burada şu üçgende öklüte uygulamak daha mantıklı arkadaşlar. Şu üçgende öklüte uygulamak daha mantıklı. Çünkü niye? Daha kolay. 3'ün karesi A çarpı 2A değil midir? 3'ün karesi eşittir A çarpı 2A olduğundan dolayı Buradan 9 bölü 2 eşittir ne geldi arkadaşlar? A kare geldi. Peki dursun bu burada. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Büyük D de diklendik çizilmiş öklit bağıntısı var. Yani 3A'nın karesi neye eşittir? X çarpı 9'a eşittir. 3A'nın karesi. E buradan 9A kare eşittir. X çarpı 9'dan 9'lar ne oldu? E A kare de zaten 9 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. 9 bölü 2 eşittir. Direkt X mi yaptı arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Yani benzerlik yaptık ama benzerliksiz çıkar mı? Şöyle bir düşünmek lazım ama yapacak bir şey yok. Bu sayılar beni benzerliğe itiyor arkadaşlar. Altıncı sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşım. Geldik yedinci soruya. AB'ye dik üçgen ve doğrusallıklar falan verilmiş. Sayılar verilmiş. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman ne fark ediyoruz şurada? Hocam buradaki dik üçgene diyor yoğunlaşacağız bir kere. Hocam buradaki dik üçgende dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var mı? Var. Hemen bunun karesi bu çarpı tamamı değil midir? Evet. Yani 2 kök 15'in karesi eşittir. Şuraya a diyecek olursam a çarpı a artı 4. Dur hisset. 4 çarpı 15'ten 60 eşittir. A çarpı a artı 4. Valla ben açıp da çarpanları ayırma yaparken de zaten böyle hissediyoruz. O 60 çarpanları ayırıyor. Burada da direkt hissederim. E, 60 neyle neyin çarpımı? 5 ile 12'nin çarpımı oldu mu arkadaşlar? 5 çarpı 9 oluyor. Olmadı. 60 başka neyle neyin çarpımı arkadaşlar? 60 başka neyle neyin çarpımı? E, 12 ile 5 dedik olmadı. Başka 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 başka, başka 60'ı çarpanlara ayıralım. Böyle 2'ye bölsek 30, 2'ye bölsek 15, 3'e e bölsen 5, bir daha 5'e bölsen 10 ile 6. Evet 6 dersek oluyor. Niye atmaya gelmediyse. <laughs> Çok ilginç. 6 yazarsak 6 çarpı 10 da yapıyor arkadaşlar. Evet sıkıntı yok. Dolayısıyla A'yı kaç bulduk arkadaşlar? A buradan 6 geldi. Güzel. A buradan 6 ise. Şimdi bizden X isteniyor. X'i bulmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? Buradaki Pisagor bağıntısından sonuca ulaşmam lazım. E hocam buradaki Pisagor bağıntısını yapmam için şu kenarı bulmam lazım. E buradaki kenar nedir? İster Pisagor'dan bulun isterseniz Öklit'ten bulun yine. Hadi Öklit'ten bulalım arkadaşlar. Öklit'ten H kare eşittir direkt 6 çarpı 4 değil midir? 6 çarpı 4 eşittir 24. Bana zaten direkt kaç kare lazım olacak? X'in karesi de neye eşittir arkadaşlar? H kare artı 6'nın karesi değil midir arkadaşlar? Evet. Yani X kare buradan 24 artı 36'dan 60 yaptı. X de buradan kök 60 eşit oldu. Kök 60 dediğimizde 4 çarpı 15 olduğundan dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 15 çıkar arkadaşlar. Evet. 7. soru balık balıkesir oldu. Geldik 8'e. Hocam burada Pisagor, burada Pisagor. Yapacak bir şey yok. İkili Pisagor'da ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı da yalnız bırakıyorduk. Hocam hem buradaki Pisagor'da hem de buradaki Pisagor'da ortak olan kenar hangisi? Şu Y. Bizden AB X isteniyor. O zaman ortak olan kenarı yalnız bırakalım. Y kare neye eşittir arkadaşlar? Şuradaki Pisagor'da. Hocam karesi eksi karesi. 4 kökünün karesi eksi x'in karesi. Aynı zamanda y kare neye eşittir? Karesi eksi karesi x'in karesi eksi 3 kök karesine eşittir arkadaşlar. Buradan ne geldi? Her ikisi de y kare eşit olduğundan eşitlik oldu. Bunun karesi nedir arkadaşlar? 32 eksi x kare eşittir. x kare artı değil eksi. Bu da 18 yaptı. Eksi x kareyi buraya atınca 2 x kare yaptı. Artı x kareden 2 x kare 18'i öbür tarafa atınca 50 yaptı. 2 x kare 50 ise buradan x kare 25 gelir. Ve x de buradan ne gelir arkadaşlar? 5 gelir. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 9'a. Evet verilmiş bir şeyler arkadaşlar. Ama burada da bir şey verilmiş. Bak cf ve ae'den bahsetmiş. Cf ve ae'den bahsetmiş. Şu. Eee, o zaman buraya bir a diyelim. Buraya da bir b diyelim. Adam sana cf. Şuraya bir a diyelim. Sıralı olsun. Şuraya da bir b diyelim isterseniz. Hocam a kare eksi b kareyi adam bize ne vermiş? 2 vermiş. A hocam A kare demişse burada da diklendik çizilmiş ök bantısı var mı? Var. Direkt A kare neye eşittir arkadaşlar? 4 çarpı x artı 3 değil mi? 4 çarpı x artı 3'e eşittir. E hocam B'ye ait ök bantısı var. B kare de şu çarpı tamamına eşittir. B kare de neye eşittir arkadaşım? B kare de 3 çarpı şurası x artı 4'e eşittir. E adam sana A kare eksi B kare demiş. E onu kullan. A kare eksi B kare neye eşittir? Şunu dağıttığın zaman hocam 4x artı 12 eksi şu da 3x. 3x artı 12 değil mi? 3x artı 12 ama tamamına eksiye dağıtacağız. Bu da kaç eşitmiş? 2 eşitmiş. Evet buradan ne geldi? 4x artı 12 eksi 3x eksi 12 eşittir 0 geldi değil mi arkadaşlar? Pardon 2 geldi değil mi arkadaşlar? Evet. E buradan 12'ler götürdü mü? Götürdü. Ee, buradan x geldi. x'i buradan direkt kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Yani yaptığımız işlem. Adam bize ne vermişse onu kullandık işlemimizi yaptık. Kendiliğinden cevap çıktı arkadaşlar. Evet 9. soru böylelikle balık esir çıktı. Geldik ona. Arkadaşlar sayılar verilmiş bize. Neresi? dc uzunluğu 2. bc uzunluğu 4 kök 5 db uzunluğu da 10 verilmiş. Arkadaşım şurayı da 10 vermişler bize. Şimdi 90 dereceler olunca iki konu aklımıza geliyor. Biri dik üçgen iki benzerlik. Dik üçgen oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz tabii ki öncelikli olarak. Dik üçgen oluşturmak için ne yapıyorduk? Öncelik dik üçgeni tabii ki. Benzerlikten önce ee, dik dörtgen oluşturuyorduk. E oluşturalım burada dik dörtgeni. Hocam şöyle bir dik dörtgen oluşturacak olursak. isterseniz bu dik dörtgeni şöyle de oluşturursunuz ama 4 kök 5'i biraz uzakta kalıyor. O zaman sıkıntı yaşanılabilir. Dik dörtgeni böyle oluşturunca hocam x'e x. Hocam burası 10. Tamam. Şöyle bir dik üçgenler çıktı mı karşımıza çıktı. Hocam buradaki dik üçgen çıktı karşıma. Bir de nerede dik üçgen çıktı? Ona ait dik üçgen çıktı. Şu şu ve şuna ait bir dik üçgen çıktı. Her iki dik üçgende de y ortak mı? Evet. ÖSYM buna özen gösteriyor arkadaşlar. Ortak olan kenarı yalnız bırakın. Sarı üçgende y kare neye eşittir gençler? 4 kök 5'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda büyük üçgende mavi üçgende mavi ile gösterdiğim kenarlarında y kare neye eşittir? Hocam 10'un karesi eksi x artı 2'nin karesine eşittir deyip işlem 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 yapacaksınız. A ben olsam burada hissederim. Hocam acaba burada 10 var. Bu 6, 8, 10 üçgenim ya da kök 5'e ait de hissedebilirsiniz. Acaba 4, 8, 4 kök 5 mi diye. Hadi 4 kök 5'ten gidelim. Acaba burası 4, 8, 4 kök 5 mi? E ona baktığımız anda 8 ve 6 sağlaması tuttu mu arkadaşlar? Tuttu. Sen buradan da işlem yapsan x kaç gelecektir? 4. Ha büyük de. Hocam acaba 6 8 10 3 gelmedi diye düşüneceksin. 6 iken burası 4 kaldı. Burası 8 oldu. 4 8 4 kök 5 sağlaması tuttu, tuttu diyebilirsiniz tabii ki. Ama ben genelde böyle kök 5 olunca ben direkt e, bu sayıyı buraya yazıyorum. 4 kök 5'e küçük olanı kök 5 katı ya. 4 8 hani 1 2 kök 5, 5 üçgeni hissetmelerde de çok işimize yarıyor arkadaşlar. E böylelikle cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? Zaten bizden x isteniyor. Cevabımız 4 çıktı gençler. Evet buradan da işlemin devamını getirseniz yine 4 çıkacaktır zaten. Geldik 11'e. Ne demiş burada? E h isteniyor bizden. Bir de ad ile d eşit vermiş. Onu kullanacağız. Bak şunları kullanacağız. E hocam tamam burası H'ken burası da h mı? H. E, mecburuz buraya y demeye. Niye? Hocam burada bir öklit bağıntısı var. İşte ondan dolayı uygula bakayım ökliti. H kare neye eşit? X çarpı Y'ye eşit. E hocam büyük üçgende de dikten dik çizilmiş. Orada da dik öklit bağıntısını uygulayacaksın. Yani burada da 2H'ın karesi neye eşittir arkadaşlar? Y çarpı X artı 6 değil mi? Y çarpı X artı 6'ya eşittir. Bu 4H kare yaptı. 4H kare eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? Ee, y çarpı x artı 6 yaptı ya. H kare de x çarpı y'ye eşitti. Gel burada x çarpı y yerine yaz. O zaman buradan ne geldi arkadaşlar? 4 çarpı x çarpı y eşittir. y çarpı x artı 6 oldu. Buradaki y'ler gittim arkadaşlar. Gitti. 4 x eşittir x artı 6 geldi. Buradan da 3 x eşittir 6 geldi. x de buradan kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. Zaten bizden de bu isteniyor. Tamamıyla elimi çalıştırdım. Başka yapacak bir şey yok. öklit vardı öklit uyguladım. Kendiliğinden cevap çıktı arkadaşlar. Evet 11. soru böylelikle balıkesir çıktı ve geldik 12. soruya yani testin son sorusuna. Gençler ABC üçgen çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 90'lar fazla olduğu zaman ne yapıyoruz? Dik dörtgen, dik üçgen oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dik dörtgen yaptık hocam. Bir ken burası bir, altı ken altı. Hala daha dik üçgene karşılık gelmedi şu kenar. E o zaman bir daha dik dörtgen yapalım. Hocam bir de burada dik dörtgen yapınca... Bakın onken, on ken on, üç ken üç. Hocam burası kaç çıktı? 7. Dikdörtgen bu arada bu. 90 oldu burası. Bu arada burası 7. Hocam burası 24'tür inşallah. Evet 24. 7 24 ne üçgeni? 25. Hocam büyük üç büyük şekilde dikdörtgen olmadı mı? 90 90 90 burası da 90 oldu dolayısıyla. 7 iken 7 24 iken 24. İşte bizden boyalı üçgenin çevresi. Yani 7 24 ve 25'in toplamı isteniyor arkadaşlar. Bu da kaç yapıyor? 56 mı yapıyor? Evet 56 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Akçay oldu. Ve böylelikle 3. testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.